Herkese merhaba. Bu videomuzda Word belgesine imza nasıl eklenir sorusuna kısaca yanıt vereceğim. Tabi öncelikli olarak bir kağıda imzanızı atın. İmzanızı attıktan sonra bu kağıdın fotoğrafını cep telefonunuza çekin. Tabi çektiğiniz bir fotoğrafı bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Bunun için doğrudan USB kablosu kullanarak bilgisayarınıza atabilirsiniz. Veya kendinize mail atın. Kendinize mail attıktan sonra bilgisayardan mailinizi açın ve çektiğiniz bu fotoğrafı bilgisayarınıza indirin. Bu fotoğrafı bilgisayarınıza indirdikten sonra gelip Word'e ekleyebiliyorsunuz. Şimdi bu işlemlerin nasıl yapıldığını göstereyim. Örnek olarak benim bir dilekçem var. Bakın şu şekilde. Bir dilekçem var. Ben imzamı buraya ekleyeceğim. Ve örnek olarak da cep telefonundan çektiğim bir imzam bulunuyor. Bu imzayı ben bilgisayarıma indirdim. Şimdi bunu şöyle yapacağım ilk olarak. Bunu kırpmam gerekiyor. Ben şu alanı normalde Word'e eklemem gerekiyor. Bunun için hemen şu aç kısmına gelin. Şu şekilde. Şöyle de yapabilirsiniz. Şunun üzerine sağ klikleyin. birlikte açlayın. Buradan Paint'i seçin. Bakın Paint. Paint'i seçtikten sonra şu şekilde sizin çektiğiniz fotoğraf gelecek. Büyük olabilir. Ctrl tuşuna bastıktan sonra farenin tekerlerini böyle geri ileri geri getirin ve küçültün şu şekilde, kendinize uygun bir hale getirin. Ardından Ctrl tuşunu bırakın ve şurada şu kare kısmını seçin. Kare kısmını seçtikten sonra kırpmak istediğiniz alanı seçin. Mesela Şurayı kırpmak istiyorum ben. Şu alanı. Ardından kırp deyin. Bakın şu şekilde kırptı benim imzamı. Dosya diyorum. Farklı kaydet. JPEG olarak kaydedin. Ardından masa üstünü seçin. Buna bir isim verebilirsiniz. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde bir isim verdim rastgele. Ve kaydet diyorum. Masa üstüne kaydettim. Bakın burada. Şimdi bunu ben dilekçeme ekleyeceğim. Şu şekilde sürükle bırak mantığıyla. Şu şekilde e, tutup bunu Word'ün üstüne bırakıyorum. Herhangi bir yerine bırakabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Üstüne de bırakabilirsiniz. Çok da önemli değil. Şimdi öncelikli olarak biraz küçültelim. Şu şekilde köşelerinden tutup biraz küçülttük. Evet şöyle hatta biraz daha küçültelim. Tamam. Şimdi üzerine sağ tıklıyorum. Ardından metni kaydır kısmına geliyorum. Nereye gelecek? Metnin arkasına. Bakın şuraya. Metnin arkasını seçiyorum. Böylece metnin arka kısmına geliyor. Bu şekilde taşıyıp bırakabilirim. Şuraya getiriyorum mesela imzayı ee, atacağım yere. İsmin üstte olsun, şu şekilde. E, bu arada çekti fotoğrafı çektiğiniz imzanın mavi kalemle olmasa dikkat edin. E, çünkü imzalar mavi kalemle atılıyor, bilginiz olsun. Renkli olarak çıktığınız e, çıktı alacağınız zaman eğer renkli bir şekilde çıktı alacaksanız imzanız gerçekmiş gibi çıkacaktır. Bunu hatırlatayım. Şimdi e, fotoğrafı tekrar bu şekilde klikleyin ve üstten biçim kısmına gelin. Buradan düzeltmeler kısmına gelin. Şu e, güneş simgesine buraya klikleyin. Şu şekilde açılacak. Buradan en uygun seçeneği seçin. Şu mesela şu kısım parlaklık e, artı yüzde %20 karşılık %0 normal olanı. En uygun bence olan bu. Çünkü bunları seçerseniz çıktı alacağınız zaman böyle yanlarında bir hafif renkler çıkabilir. Şu mesela çok güzel. Böylece arka plan ne oldu? Yandaki bu kısımlar da silinmiş oldu. Bu siyah beyaz kısmı. Şöyle biraz yatay yapabiliriz. Şuraya bakın. Şu da e, Dönme şeyini biraz böyle hafif ileri geri yapabiliriz. Farenin e, sol kliniği basılı tutuyorum. Bakın şu şekilde ileri geri gelmiş oluyor. Yani şu kısımda bunu yapıyorum. Şuraya geldiğim zaman farenin imlecini sol kliniğe basılı tutuyorum. Ve bu şekilde ileri geri yaptığım zaman bakın böyle hafif yatay oldu. Böyle gerçekmiş gibi bir izlenim oluyor tabi. Şu şekilde mesela şuraya getiriyorum. İmza küçük veya büyük geldiyse buradan köşelerden tutup bu şekilde büyütüp küçültebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şu şekilde evet. Bu şekilde imzanızı Word'e ekleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu mavi olursa, attığınız imza mavi ise, mavi kalem atıldıysa, renkli çıktı aldığınız zaman herhangi bir yazıcıdan doğrudan sanki orijinal kalemle atmışsınız gibi, mavi kalemle atmışsınız gibi çıktı elde edersiniz. Yalnız siyah beyaz yazıcıdan çıkartırsanız tabii yine imzanız da siyah olarak çıkacaktır. Bunu hatırlatayım. Bu şekilde e, imzanızı Word'e ekleyebiliyorsunuz. Tabi isterseniz bunu PDF'ye çevirebilirsiniz. Yani dosya kısmı eğer bir başkasına göndereceksiniz. Farklı kaydet. Buradan işte bilgisayar, masaüstü, şu kayıt türüne mesela PDF diyelim. Bakın PDF. Ardından masaüstünü seçelim. Oraya kaydetmek istiyorum. Kaydet diyelim. Bakalım nasıl olacak. Bakın şu şekilde. Şu şekilde imzamızı eklemiş olduk. Böylece bu, bu PDF dosyasını da başkasına gönderebilirsiniz. Eğer bir kuruma vesaire gönderecekseniz sanki gerçekmiş gibi gerçekten kendi böyle mavi olarak sonuçta kendi imzanız olacak bu. Yani bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Ee, basit bir şekilde Word'e imza ekleme olayı böyle. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.